Türkiye'nin Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ harekatına verdiği destekle birlikte Kafkasya'da artan etkiliği devam ederken Türkiye'nin özellikle Azerbaycan üzerindeki Rus baskısını kırmasında büyük rol oynayacak askeri üssün kurulmasının resmilik kazanması bekleniyor. Türkiye'nin Azerbaycan'da 3 askeri üs kurması beklenirken işgalden kurtarılan Karabağ'da da üs kurarak Türk askerinin Karabağ'da konuşlanması planlanıyor. Uluslararası hukuk profesörü Ferhat Mehdiyev, Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs kurmasının önünde bir engel olmadığını söyledi. Mehdiyev, Bağlantısızlar hareketi Azerbaycan'da bir Türk askeri üssünün kurulmasına engel değildir. Örgüt, üyelerinin askeri bloklara katılmamalarını istiyor dedi. Azerbaycan topraklarında askeri üs kurulmasının veya askeri birliğinin konuşlandırılmasının o ülke ile Bakü'nün kararına bağlı olduğunu aktaran medya, Soğuk Savaş sırasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Varşova Paktı ile ABD'nin NATO'su arasında kalan devletler tarafsızlıklarını koruyarak böyle bir örgüt etrafında birleştiler. Azerbaycan Bağlantısızlar Hareketinin başkanı ve üyesi olduğu için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü veya NATO gibi askeri bloklara katılamaz. Ancak kendi topraklarında Türkiye, Pakistan veya başka bir ülke ile askeri üs kurabilir. Bu ülkemizle o ülke arasındaki müzakerelere bağlıdır diye konuştu. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olmasına rağmen Azerbaycan'da kuracağı askeri üs örgütün üssü olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayan Mehdiyev, gerçek şu ki, bugün birçok NATO ülkesinin başka ülkelerde askeri üsleri var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri bir NATO ülkesi olmasına rağmen birçok ülkenin askeri üsleri bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması, Azerbaycan'da askeri üs kurmasını engellemez. Ayrıca bugün ABD askeri üslerine sahip bazı ülkelerin Bağlantısızlar Hareketi üyesi olduğunu da belirtmek isterim dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'da kuracağı askeri üsler Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki baskıyı kıracaktır. Azerbaycan'ın önemli kentlerine kurulacak olan askeri üsler Türkiye'nin bölgede hakimiyet kurmasını sağlayacak. Azerbaycan'da kurulacak askeri üslerin ardından ileri de Karabağ'da da kurulacak olan üsler Rusya'nın önünde en büyük engel olacak ve Karabağ'da Rusya'ya karşı önemli bir hamle yapılmış olacak. Rus askeri uzman Ir Korotchenko Ermenistan'ın uluslararası gözlemcileri sınıra istemesinin yapıcı bir yaklaşım olmadığını söyledi uzman, Paşinyan'ın Ermenistan-Azerbaycan sınırında Agitmis Misk grubu eşbaşkanlığı altında gözlem gruplarını görevlendirme önerisi, Erivan'ın sınırların çizilmesine ve sorunların çözülmesine yönelik yapıcı olmayan yaklaşımından kaynaklanıyor. Erivan bu konuyu kasten siyasallaştırıyor. Paşinyan ve çevresi, bu konunun Ermeni kamuoyu için özel bir hassasiyet taşıdığını anlıyor. Bu yüzden Erivan böyle egzotik teklifler yapıyor. Ermenistan'ın bu sorunu sessizce çözmek istemediği ve bu konuyu kasıtlı olarak siyasallaştırdığı zaten açık dedi. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcılarından oluşan üçlü komisyon çalışmalarını askıya aldı. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Maygır Grigoryan, etkili ve verimli çalışma için uygun bir geçmişe ihtiyacımız var. Sınırda durum bu, yapıcı bir diyalog olabileceğini düşünmüyorum. Şu anda bu hattaki bağlantılarımız kesilmiş, bakalım bundan sonra ne olacak? Son olaydan sonra Azerbaycan tarafıyla herhangi bir temas yok dedi. Ermeni blok yazarı Roman Bağdasaryan, Ermeni-Azerbaycan ihtilafının başlangıcı ile ilgili ilginç gerçekleri ortaya çıkardı ve yalnızca 30 yılı aşkın süredir dolandırıcılık ve aldatma ile uğraşanların isimlerini verdi. Blogger konuşmasında ilginç bir noktaya dikkat çekerek 1988 yılına kadar Karabağ topraklarında yaşayan Ermenilerin kesin sayısını açıkladı. Blogger, o zamanlar orada 150 binden fazla Ermeni yaşıyordu. Karabağ'daki bu Ermeniler, sanki hakları Azerbaycan tarafından korunmuyormuş gibi bilinçaltına yerleştirildi ve Bakü'nün Karabağ'ın gelişmesine engel olduğu iddia edildi. İddiaya göre Bakü, orada yaşayan Ermenilerin sayısını azaltmaya çalıştı ana fikir Azerbaycan'ı terk etmekti. O yılların resmi verilerine göre Koçaryan ve Sarkisyan'ın Karabağ Ermeni sayısının 150 binden 80 bine düştüğünü pek kimse bilmiyor. Orada oy birliğiyle Azerbaycan'ın kendilerine normal bir şekilde gelişmelerine ve yaşamalarına izin vermediğini söyleyen ve bu toprakların kontrolü Erivan'a geçtikten sonra Karabağ'a kaçan insanları düşünün. Bu Ermeniler Karabağ'dan Rusya'ya kaçtılar. Kısacası Koçaryan ve Sarkisyan o yıllarda kendi halklarına beyaz soykırımı yaptılar. Biraz da Karabağ'ın Ermenistan'ın kontrolüne geçmesinden sonra yaşanan suçlardan bahsedelim. Karabağ'ın tüm doğal kaynakları Erivan tarafından çalındı ve yurt dışına satıldı. Karabağ'da her şeyi yok etmeye çalıştık. O zamanlar Adere Erivan'a, daha doğrusu büyük altın rezervlerinden cellatların ve hırsızların ceplerine gelir akışının düzinelerce kanıtı var. Bu paranın bir kuruş bile Ermeni bütçesine aktarılmadı. Aynı şey Karabağ ağaçları için de söylenebilir. Tüm ormanlar yok edildi ve para Koçaryan ve Sarkisyan'a geri döndü dedi. Bağdasaryan Ermenilerin her yerde şöyle demeye alıştığını söylüyor. 1988 yılına kadar Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'da yaşaması çok zordu. Ama aslında Karabağ Ermenistan'ın kontrolüne girdikten sonra boğulmaya başladı. Ayrıca o dönemde Ermeni tarafı Karabağ genelinde hidroelektrik santralleri kurmaya başladı. Bu hidroelektrik santrallerinden çıkan tüm atıklar oradaki nehirlere döküldü. Biz sadece Karabağ'ı zehirliyorduk. Bu arada, tüm bu hidroelektrik santraller Taşnak Partisi üyelerine aitti. Her şeyi Paşinyan'a yüklemek yerine bunu bilmemiz ve bu gerçekleri biraz konuşmamız gerekiyor dedi.